Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nde alevler 11. saatinde etkisini yitirdi. Geldi. Alo. Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edilirken acil müdahale ekibi tarafından santral sahasında soğutma işlemleriyle gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramazken yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer tedbirler sayesinde saat 15'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştı. Ancak saat 15'ten itibaren rüzgarın hızının 60 kilometreye ulaşması nedeniyle yangın yeniden başlamış ve akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da artırması nedeniyle yangın santralin bazı bölgelerine sıçramıştı. Oradan da güzel gördü ya. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesilmiş, sosyal medya üzerinden bölgede yaşananlara dair paylaşılan videolarda durumun vehameti gözler önüne serilmişti. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, tomalar ve itfaiye aracı müdahalede bulunmuş, Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkartılmıştı. Yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nden 11. saatte yüreklere su serpen bir haber geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada santraldeki alevlerin etkisini yitirdiğini ve ilk incelemelerde ana ünitede herhangi bir ciddi hasarın bulunmadığını kaydetti. Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı genç kız evde ölü bulundu. Neden? Biz buradayız, Allah'ın uğrundan da korkumuz yok. Aleyna Çakır'ın ölümüyle birlikte gündemde olan Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü bulundu. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümünün ardından yaptıkları çalışmada Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Uygun gözaltına alındı. Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündemde olan ve sonrasında uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izne rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Bilecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileriyle vatandaşlar arasında maske nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bilecik Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlilerinin uyarısına dikkate almayan ve tartışan hasta yakınları hastaneye çağırdıkları yakınlarıyla birlikte görevlilere saldırdı. Kavga Bilecik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre maske takmayan bir hasta yakınıyla hastane güvenlikçisi arasında maske takmama nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer hasta yakınlarıyla hastane güvenlik personellerinin katılmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgada sopa ve yumruk darbeleri sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga sağlık çalışanlarıyla hastanede bulunan bazı hasta yakınları tarafından sonlandırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hasta yakınları hastaneden ve çevresinden dışarı çıkarıldı. Hastane bir süre hasta almayı durdururken polis ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Şanlıurfa Valiliğince alınan tedbirler ve düzenlemeler kampanya sonucu geçen hafta %33 olan aşılanma yüzdesi %46,6'ya ulaştı. Bugünkü kura çekiminde ilk olarak asil tarihler çekilecek olur. Covid-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla dünya çapında başlatılan aşılama çalışmalarında yerini alan Türkiye'de en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalaması %66,54'e ulaşırken Şanlıurfa Valiliğince alınan tedbirler ve düzenlenen kampanyalar sonucu geçen hafta %33 olan aşılanma %40,6'ya ulaştı. Şanlıurfa Valiliğince gençleri aşı olmaya teşvik etmeye yönelik düzenlenen hediye kampanyasının ikinci hafta çekilişi de yapıldı. 31 numaralı Muhammed Abbas. Valilik konferans salonunda noter huzurunda yapılan hediye çekilişine Vali Abdullah İrin, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm ile basın mensupları katıldı. 184 numaralı Sümeyra Karabulut. Şanlıurfa'da aşıya karşı bir direnç olduğunu ve bu direncin son 15 günde kırıldığını... Şanlıurfa'da bir direnç vardı. Bu direncin son 15 günde, 20 günde arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği çalışmalarla ve teşvik edici açıklamalarla aşıldığını görüyoruz. Günlük 18-19 bin aşılama yaptığımız günler de oldu. Vatandaşlarımızın, Şanlıurfa hemşehrilerimizin şu konuya dikkatlerini bir kez daha çekmek istiyoruz. Türkiye genelinde, dünya genelinde vaka sayılarında artış var. Türkiye'de de var, Şanlıurfa'da da var. Son 10-15 gün içerisinde vaka sayılarında ciddi artışlar var. Bu vaka sayılarından kaynaklı hastaneye yatışlar ve yoğun bakımların da sayılarında artışlar olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaş sayısında da vaka sayılarının stabil olduğu, düşük seyrettiği dönemde sıfırladığımız ölümlerin de başladığını görüyoruz. Aşı tedarikinde son 1-2 günde sıkıntı olduğunu ancak bu durumunda aşıldığını belirten Vali Erin, Şanlıurfa'da randevusuz aşı uygulamasının devam ettiğini duyurarak aşı çalışmalarına destek veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Son 1-2 gün aşı tedarikinde bir miktar sıkıntı oldu ama o da aşıldı. Bakanlığımız yeterli sayıda miktarda aşıyı bugün yarın tekrar ilimize de ve Türkiye'nin diğer tüm illerine ulaştırıyorlar. Randevulu vatandaşlarımız başta olmak üzere randevusuz ve aşılamanın devam edeceği bilgisini bütün kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Şanlıurfa'da aşılama oranı %50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL bursla her ay 15 gence bir günlük turistik halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecek. Sıra numarası 9811 Emine Ceylin. Değerli izleyenler, Diyarbakır'dan bir haberle devam ediyoruz. Merkez Sur ilçesinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda Osmanlı dönemine ait 782 adet el bombası bulundu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde İçkale mevkiinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda 1. Dünya Savaşı'nda hem Osmanlı hem de İtilaf Devletleri tarafından kullanıldığı anlaşılan 640 adet Osmanlı imalatı tüfekçi F el bombası, 48 adet savunma tipi muhtemelen İngiliz Mil 5 M5 el bombası, 77 adeti parça halinde diğerleri dağılmış vaziyette ortalama 90 adet Alman menşeli el bombası, 3 adet Alman M24 tipi el bombası, 1 adet Osmanlı Humbara tipi el bombası olmak üzere toplam 782 adet el bombası tespit edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanlarının sevk edildiği alanda teslim alınan bombalardan boşaltılabilenler sergi için geri iade edilirken boşaltılamayanlarsa imha edilecek. Titizlikle çıkarılan tarihi eserler incelenmek üzere kriminal şubeye götürüldü. Amida Hüyük Kazı Başkanı Profesör Doktor İrfan Yıldız, çalışmaların devam ettiğini ve bulguların incelendiğini belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 640 adet Osmanlı'nın tüfenk şiyef bombası dediğimiz türü el bombası, 48 adet İngiliz M5 veya MIL5 dediğimiz türü bomba, 77'si parça halinde, diğerleri dağılmış şeklinde yaklaşık 90 adet Alman tipi el bombası, 3 adet Alman M24 tipi el bombası ve 1 adet de Osmanlı dönemi Humbaraca el bombası tipi olmak üzere toplam 782 adet el bombası tespit edildi. Bu el bombaları emniyet tarafından alındı. İnceleme yapmak üzere gerekli incelemeler yapılacak. Boşaltılabilenler bizlere teslim edilecek. Kendi elimden çekerim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Engeller Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde eğitim faaliyetlerine katılan engeller hayata yeniden tutunuyor. Şanlıurfa'da yaşayan yaklaşık 43 bin engelli bireyin dört duvar arasından kurtarılarak sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'ndeki eğitim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmet engel tanıma sloganıyla engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 14 bin metrekare alan üzerinde kurulan Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde her engel grubuna hizmet vererek engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde açılmış olan 28 farklı branştaki kurslar ve düzenlenen etkinliklerle merkezden istifade eden bireyler bir yandan keyifli vakit geçirirken diğer yandan sosyal hayatta aktif rol alıyorlar. Engelli ve koordinasyon merkezinde verilen kültürel kurslarla bireylerin kendilerine olan özgüveni artarken sanatsal faaliyetlerle de sanata göz kırpan ve üreten bir toplumun oluşmasında önemli bir rol üstleniyorlar. Kurslardan 500 kursiyer yararlanıyor. Spor salonu, eğitim sınıfları, hobi bahçeleri, konferans salonu ve engelli yüzme havuzunun bulunduğu merkezde engel gruplarına göre mesleki atölyeler, sportif faaliyetler, sanatsal aktiviteler ve kültürel kurslar veriliyor. Merkezde ayrıca halter, bilek güreşi, masa tenisi gibi spor dallarında da eğitimler veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeki kurslardan faydalanan bireylerin vakit geçirmeyi en çok sevdikleri alanlardan biri de gönüllerince oynayabildikleri, toprakla buluşup dalından meyve, sebze koparabildikleri hobi bahçesi oldu. İstanbul Bağcılar'da çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Bağcılar'da çocuklar arasında başlayan kavgaya büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre çocuklar arasında kavga çıktı. Bu sırada siteden çıkan bir grup kavgaya karışan çocuklardan birini dövdü. Adem Bey isimli bir kişi de sitenin önüne giderek kardeşinin neden dövüldüğünü sorunca kavga büyüdü. Ardından sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup Adem Bey'e saldırdı. Adem Bey'in arkadaşları ve yakınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya girmeye çalıştığı arbede de iki grup bir süre daha kavgaya devam etti. Daha sonra taraflar sakinleşince kavga sona erdi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi. Halliye Belediyesi Yükseköğretim Kurumları sınavı sonrası tercih yapacak öğrencilere iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti veriyor.
Haliliye Belediyesi 20 Ağustos tarihinde başlayacak olan yükseköğretim kurumları sınavı tercih işlemlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Gençlerin daha doğru tercih yapmaları adına Haliliye Belediyesi iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber hocalarıyla Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi tercih merkezleri gençleri bekliyor. Ama şu an konuştuğumuz süreç var. Tercih merkezleri Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Haliliye Belediyesi ve Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde bulunuyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tercih merkezlerinin 08 ila 17 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. 5 Ağustos'ta başlayan tercihler 20 Ağustos'ta son bulacak. Öte yandan Haliliye Belediyesi yükseköğretim kurumları sınavlarına hazırlanan gençlerin dönem boyunca yanlarında olmuş 750 öğrenciye ücretsiz dershane ve kaynak sağlamıştı. Tercih merkezinde üniversitelerle ilgili bilgi alan ve tercihlerini yapan öğrencilerse sunulan imkanlar nedeniyle Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özed'i ziyaret etti. AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İl Tanıtım ve Medya Başkanı İbrahim Halil Eşiyok, İl İnsan Hakları Başkanı Mehmet Yavuz, İl Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Banu Rastgeldi Rızvanoğlu ve İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı İsmail Becel Kanal Urfa'ya ziyarette bulundu. AK Parti Yönetim Kurulu üyelerini Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer karşıladı. Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri gündeme dair istişarelerde bulundu. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ŞUSK içme suyu arıtma tesisleriyle sağlıklı ve kaliteli içme suyu sunuyor. Şanlıurfa'da su kaybının önüne geçebilmek ve su tasarrufunu sağlamak adına birçok ilçede çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşlara temiz, sağlıklı içme suyu ulaştırmak için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü içme suyu arıtma tesisi çalışmalarına aralıksız devam ederek projenin bir an önce bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına ilçelerde içme suyu arıtma tesisi çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Siverek, Hilvan, Birecik, Halfeti, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde tesis ve ana iseli hattı inşa çalışmalarıyla vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunmak için kolları sıvadı. Siverek ve Hilvan ilçelerindeki içme suyu arıtma tesisleri tamamlandığında 45 bin metrekarelik alana sahip olan Siverek içme suyu arıtma tesisinde günlük 110 bin metreküp ham suyu arıtarak günde 110 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve iseli hatlarıyla birlikte ilçede su sorunu kalmayacak. Hilvan ilçesindeki tesiste ise 20.422 metrekarelik alana sahip olan içme suyu arıtma tesisi günlük 15.000 metreküp ham suyu arıtarak günde 15.000 ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve ilçe halkına arıtılmış temiz ve sağlıklı içme suyu sunulmuş olacak. Diğer ilçelerdeki tesislerin bir an önce bitirilip hizmete sunulması adına inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şanlıurfa'da yaz aylarında alışılagelen trafo patlaması amatör kameralara yansıdı. Patlama sonrası mahallenin birkaç yerinde elektrikler kesildi. Yaz mevsiminde alışılagelen trafo patlaması amatör kameralara yansıdı. Patlama sonrası mahallenin bir bölümünde elektrik kesildi. Olay Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde yaşandı. Kentte özellikle yaz mevsiminde artan ve klima kullanımı dolayısıyla sık sık meydana gelen trafo patlamalarına bir yenisi daha eklendi.
Mahallede akşam saatlerinde trafo gürültüyle patladı. O anlar amatör kameralara yansırken patlama nedeniyle etrafa kıvılcımlar saçıldığı ve şans eseri yangın yaşanmadığı görüldü. Patlama nedeniyle mahallenin bir kısmında enerji kesintisi olurken aboneler ilgililerin patlamalara karşı tedbir almasını istedi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu zabıta ekiplerine talimat vererek ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu zabıta ekiplerine talimat vererek ilçe genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Harekete geçen zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde denetim yaptı. Ekipler hasta ve sağlıkçılara yönelik hazırlanan gıdaları yerinde inceleyerek denetimlerine sürdürdü. Titiz bir çalışma yürüten zabıta ekipleri hastane mutfağı, yemekhane ve gıda depolarında denetim yaptı. Covid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren görevini özveriyle sürdüren kahraman sağlıkçıların sağlığını önemseyen zabıta ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalarıyla denetimlerini gerçekleştirdi. Devlet hastanesinde denetimlerini sürdüren ekipler vatandaşların da yoğun olarak alışveriş yaptığı kantini de denetimden geçirdi. İsterseniz gezdireyim sizi. Şöyle rutin olarak. Evet, tarihlerine bir bakalım. Ceylanpınar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçenin dört bir yanında alışveriş merkezleri, lokanta, restoran ve ekmek fırınları gibi vatandaşların yoğun olduğu iş yerlerinde de gıda denetimi ve maske, mesafe, hijyen kurallarıyla ilgili denetimlerini yaptı. Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Çampolat yaptığı açıklamada zabıta müdürlüğü olarak günlük rutin denetimlerimiz devam etmektedir ifadelerinde bulundu. Zabıta müdürlüğü olarak günlük rutin denetimlerimiz devam etmektedir. Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdülkadir Yalçın ise şöyle konuştu. Bugün ilçemiz genelinde oluşturduğumuz gıda denetim birimi olarak Zabıta Müdürümüz Sayın Mehmet Çampolat ile birlikte ilçe genelinde rutin gıda denetimlerini gerçekleştirdik. Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şırnak Gabar Dağı'nda turizme katkı sağlayacak bir manastır gün yüzüne çıkartıldı. Kırk yıla aşkın bölgede devam eden terör saldırıları sonucu yasaklı bölge olan Gabar Dağı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölge teröristlerden temizlendi. Bir şey var işte ya. Terörden arındırılan bölgede vatandaşların trekking yaptığı sırada 1700 yıllık manastır keşfedildi. Şarap yapıyorlar. Bunlara ekmek şarap aynı yüksek olduğu için. Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor İbrahim Baz'ın bir grupla Gabar Dağı'na yaptıkları dua yürüyüşünde keşfedilen yerleşim yerinde 50 ev ve devasa bir manastırla karşılaştılar. Dört. Doçent Doktor Bas, ülkenin güneydoğusunda bulunan ama daha çok terörle anılan Şırnak ilinin esasında saklı ve derin bir tarihin merkezi olduğunu ifade etti. Bugün biz de bu köyü gezmeye, görmeye, buraları tarihi kaynaklardan tanırken yüz yüze görmeye geldik. Şunu gördük ki burada yaklaşık 40-50 civarında bir ev var ve bu evlerin tam da ortasında işte bir manastır var. Manastırda henüz kitabelerinin bir kısmı duruyor. Haç işaretleri yapılmış durumda. Ziyaretçilerden Akif Özek ise hiç görmedikleri ve rotası bile belli olmayan bu manastırı kendi imkanlarıyla vadi boyunca tırmanarak geldiklerini kaydetti. Yaklaşık 5-6 ay öncesinde biz bu manastıra geldik. Yukarı derede bir manastırın olduğunu söylediler. Hiç görmediğimiz, rotası bile belli olmayan bu manastıra kendi imkanlarımızla vadi boyunca tırmanarak geldik. Tabii geldikten sonra, burayı keşfettikten sonra daha önce burada yaşayan halkın dağ etrafında bir patika yoldan geldiğini gördük. Oradaki rotadan geri dönüş sağladık. Ve şu anda bu manastıra geldiğimiz zaman muazzam bir manastırla
karşılaştık. Böyle bir manastır beklemiyorduk aslında. Yüzyıllardır burada kurulan bir manastırın hala kolonlarının, duvarının, çemberlerinin hepsinin ayakta olduğunu gözlemledik. Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki havuz faaliyete geçti. Özellikle havuza çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Karaköprü Belediyesi vatandaşların yüzme havuzu taleplerine karşılık olarak eksiği karşılamak için mesire alanında bulunan Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan havuzu vatandaşların hizmetine sundu. Çocuk havuzu ve farklı derinliklerden oluşan büyük havuzda temizlik çalışmalarının ardından su dolumu yapılarak hizmete açılırken sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar ve çocuklar havuza yoğun ilgi gösterdi. Neresi hocam bunlar? Ayrıca havuzda herhangi bir boğulma olayına anında müdahale için 2 tane can kurtaran da hazır bekliyor. Atakent Mahallesi mesire alanında bulunan Karaköprü Belediyesi sosyal tesislerindeki yüzme havuzu 10-19 saatleri arasında hizmet verirken giriş ücretleri de 10 lira olarak belirlendi. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş yapımı devam eden ve 4 kattan oluşan Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapım çalışmaları devam eden toplam 4 kattan oluşan Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Temeli geçtiğimiz aylarda atılan Süleyman Şah Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen ve ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kuş, toplam 4 kattan oluşan 2200 metrekarelik alanı kapsayan Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nin kısa süre içinde bölge gençliğinin hizmetinde olacağını vurguladı. İçerisinde bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, bilişim, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri bulunan 2200 metrekarelik alanı kapsayan ve toplamda 4 kattan oluşan Süleyman Şah Gençlik Merkezi'nin önümüzdeki aylarda hizmete açılacağı belirtildi. Her platformda gençlerimizi, çocuklarımızı ve evlatlarımızı önemsediğimizi ifade ediyoruz şeklinde konuşan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş konuşmasına şöyle devam etti. Evet, aslında her platformda gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı önemsediğimizi ifade ediyoruz. Malumunuz Eyyubiye ilçemiz gençliğin ziyadesiyle fazla olduğu bir ilçe. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan ilçe Eyyubiye ilçemiz. Bu sebepten dolayı yatırımlarımızın birçoğunu gençliğimiz için, evlatlarımız için yapıyoruz. Evet, ilkini Süleyman Şah mahallemize başlattık. Süleyman Şah Gençlik Merkezimize. Bundan aylar önce temelini atmıştık. Hızlı bir şekilde yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Ve inşallah 2-3 ay içerisinde de siz ekran başındaki kardeşlerimizle, abilerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Haliç Belediyesi sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla açtığı masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ilgi var. Haliliye Belediyesi, gençlerin sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla açtığı masa tenisi kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Haliliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık ve Sporun Kalbi Haliliye sloganıyla gençlerin spor alışkanlıklarını kazanmaları amacıyla kurs çalışmalarına devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi'nin Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu'nda masa tenisi branşında gençlere alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.
alanlarında başarı sağlayan gençlerin lisans işlemleri sağlanıyor. Kursa katılan çocukların velileri yapılan faaliyetlerden memnun olduklarını ifade ederek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Gerçekten de çok iyi bir şeydir. Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Çocuklar hem sokaktan ayrılmış oluyor, hem kötü işlerden de arınmış oluyor. Buraya getiriyoruz. Kendisiyle hocalarımız ilgileniyorlar. Veya masa tenisi, oyun yüzme, diğer ve benzer kurslardan çocuklar faydalanıyorlar. Biz kendisine teşekkür ediyoruz bu konuda. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Çocuğumuz için sosyal aktiviteler düzenledi. Çocuğumuzun sosyalleşmesine, insanların içerisine katılmasına, pandemi döneminde çocukların dışarıda olmasına çok büyük katkı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, yeni sezon için Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Spor'da bugün itibariyle ilk etap kamp dönemi tamamlandı. 2021-2022 yılı için yaptığı transferlerle ligin takip edilen ekibi Şanlıurfa Spor, Bolu'da ilk etap kamp dönemini tamamladı. Mavi, evet. Her iki etabı 14'er günlük periyotlarla sürecek kamp için sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez antrenman gerçekleştiren Şanlıurfa sporlu futbolcular, teknik direktör Gürses Kılıç yönetiminde lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bolu'da da çok önemli transferler gerçekleştiren ekibin kamp sürecini değerlendiren teknik direktör Gürses Kılıç, Şanlıurfa Spor'un güçlü bir kadro olduğunu ifade etti. Evet, buradaki çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Fiziksel olarak ağırlıklı antrenman yapıyoruz. Tabii bundaki en önemli etken sayısal olarak şu anda eksik durumdayız. Ve bazı mevkilerimizde oyuncumuz yok. Dolayısıyla taktiksel antrenmanlara çok fazla giremiyoruz. Tamamen fiziksel antrenmanlar. Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlar şeklinde geçiyor ve oldukça da verimli geçiyor. Transfer politikasında genç ve tecrübeli karışımı bir tutum sergilemeye özen gösterdiklerini de sözlerine ekleyen teknik direktör Gürses Kılıç konuşmasını şöyle tamamladı. Transfer politikasını biraz genç ve tecrübeli karışımı yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bunu başardık ama bundan sonraki alacağımız oyuncular nokta transferi, özellikle forvet kanat oyuncuları, yani hücum bölgesine alacağımız oyuncuların kaliteli ve önemli oyuncular olması için bir çalışma içerisindeyiz. Kanal Urfa'nın haber bülteni burada noktalıyoruz. Yarın Mehmet Emin Tapan sizlerle olacak. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.